yatırız. 3 katı yaparız. 3 katını yaparız, bir daha yaparız. Ben Manisa Kırkağaç ilçesinde ve Soma ilçesinde bulunan Sarı Hoca Kültür ve Yardımlaşma Derneği Dernek Başkanı İsmail Pala. Öncelikle ülkemizde yaşanan bu depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Sarı Hoca Kültür ve Yardımlaşma Derneği Kırkağaç ve Soma'da aşev olarak da görevini yapmakta. Kırkağaç ve Soma'da ortalama günlük 3000 kişiye sıcak yemek vermekteyiz. 15 çalışanımız, 6 aracımızla her gün mağdur olan vatandaşlarımızın kapısına kadar gitmektedir. Bu uzun yıllardır devam etmektedir. Doğal afetten dolayı kendimiz düşündük ki 2 tır, 2 minibüs aracımızla Hatay'a aşevi kurmak için araç çıkardık. Orada gördük ki depremzede vatandaşlarımızın illerin boşalttığını gördük. Bununla alakalı derneğimizin yapımı devam eden 6000 metrekare kapalı inşaat alanında gördüğünüz gibi 200 yatak kapasiteli huzurevi projemiz vardır. Yapımı devam eden. Depremzede vatandaşlarımızın konaklaması için elimizden geleni yapmak için böyle bir şey düşündük. Huzurevimizde gördüğünüz şekilde %90'a bitmiş. Burayı el ele verip depremzede mağdur ailelere konaklamak için açmak istiyoruz. Bununla alakalı yine söylediğim gibi el ele verip bir yardım seferberliğinde bunları tamamlarsak burada birçok aileyi barındıracağımıza inanıyorum. Ama eksiklerimiz gördüğünüz gibi yani aslında doğalgaz bütün kalorifer sistemleri falan yapılıyor ama doğalgaz bağlantıları yapılacak. Biz odalara hani ısıtıcı bağlayıp yatak baza koyup halı koyup bir şekilde eğer ihtiyaç duyulursa bizim de böyle bir yerimiz ve projemiz var. Halkımıza duyurmak istedik, ülkemize duyurmak istedik. Huzurevi projemiz Kırkağaç'a 3 kilometre, Soma'ya 6 kilometre uzaklıktadır. Bunun değerlenmesini tüm ülkemizden ve halkımızdan istiyoruz ama yapılacak az bir kalan işlerimiz var. Bu işleri de el ele verip bir yardım kampanyası düzenleyerek yapabilirsek eğer ihtiyaç duyulursa biz hazırız demek için bu paylaşımı yaptık veyahut da görevlendirdik diyelim. Soma ve Kırkağaç vatandaşlar yardım getiriyor. Allah razı olsun. Tırlarımız ulaştı bugün sabah sağ salim Hatay bölgesine. Adliye lojmanlarında konaklamış vaziyetteyiz. 250 kişilik çadırımız, 2 tane tırımız, mutfak tırımız orada. Günlük 10.000 kişiye çıkaracak şekilde yemek planlıyoruz. Ama son aldığımız haberlere göre orada yani insanların illere terk ettiğini gördük. Bu sebepten dolayı yine buradan söylüyorum. Hatay ili ilçelerinde, köylerinde, kasabalarında yemek ihtiyacı olan varsa mobil araçlarımız da Hatay ilinde çalışacaktır. Aracıyla gelmek isteyen akut olur, kurtarma ekibi olur, polis, jandarma, asker fark etmez. Orada günlük 10.000 kişiye yetecek şekilde bir aşevi kurduk. Buradan da duyuruyorum. Eğer böyle bir proje de huzurevinle de alakalı bir proje elimizde olan 6.000 metre kapalı inşaat alanı olan bu görevi de hazırız. Ama buranın bir an önce biraz bir işleri var, tamamlanması gerekiyor. Bunu da el ele verirsek ben burayı da tamamlayıp depremzede aileleri, mağdurları ağırlamak istiyorum. Yemek işi biz burada yemek için bir şey istemiyoruz. Zaten biz aşeviyiz. Binamızı tamamlarsak inşallah daha hayırlı bir iş yapmış olacağız. Temel ihtiyaçlarımızdan bir tanesi asansör sistemi.
İkinci, buranın foseptik bağlantıları, foseptik bağlantılarına, kanalizasyon bağlantı foseptik çukuru yapılması gerekiyor. Üçüncü, temel ihtiyacımız da trafo kurulması gerekiyor. Elektriğimiz var, elektriğimiz var ama yeterli derecede değil. Burada 250 kW, 300 kW trafo çekilmesi gerekiyor. Bir katını yaparız, yatırız. Üç katı yaparız. Üç katını yaparız, bir daha yaparız.